Harry Potter'ın arabasının yanındayım. Kaptan Jack Sparrow neredesin? Minik minik dükkanlarımız var. Denizaltı bile var yani, daha ne olsun. Ben de jetime binip gideceğim. Merhaba. Bugün Rahmi Koç Müzesi'ne gidiyoruz. Şu anda Haliç Vapuru'ndayız. Uzun zamandır görmek istediğim bir müzeydi. Hazır görmek istiyorum. Sizi de yanımda götüreyim istedim. Harry Potter'ın arabasını göreceğiz. En çok merak ettiğim o mavi uçan araba. Bizi eskiye götürecek, eskiye ışınlayacak çok fazla şey var. Hepsini çok çok merak ediyorum. Hep birlikte gidelim. Heyecanlanıyorum girmek için. Hadi girelim. Biletimi aldım. Şimdi gireceğiz. Gayet makul fiyatlar. Arabanın nasıl çalıştığını merak ediyor musunuz? Ben çok merak ediyorum. Gelin basalım. Sanırım en ilgimi çekendeyiz. Traktör. Çalıştırıyorum. Arabaları görüyorum. Muhtemelen Harry'nin arabası burada. Heyecanla yola koyuluyorum. Burada eski araçların olduğu bir sergi var. Mükemmel. Bakalım. En çok olmak istediğim yerdeyim. Harry Potter'ın arabasının yanındayım. Çok duygusal, çok. Müze bölüm bölüm ayrılmış. Şimdi deniz araçlarının olduğu tersane bölümündeyiz. Sadece deniz araçları yok. Şurada eski küçük dükkanlar yaşatılmış. İşte eczaneler var, eski şeylerin satıldığı dükkanlar var. Burada bir teknemiz var. Kaptan Jack Sparrow neredesin? Burada minik minik dükkanlarımız var. Arkada bir tane oyuncakçımız var, minik. İşte burada demir döven bir amcamız var, kunduracımız, eczanemiz. Hangi eczaneymiş? Şifa eczanesi var. Minik minik çok tatlı dükkanlar. İçlerini gezelim mi birlikte? Bence gezelim.
tornahaneye geldim. Hayatımda ilk defa tornahane görüyor olabilirim. Hemen yanımızda bir sürü torna tezgahı var. Makinelerin olduğu bir yer var. Buharlı ve dizel makinelermiş. Şu arkamda gördüğünüz eski bir itfaiye aracıymış. Şu da atlı yangın tulumbası. Muhtemelen atları buraya bağlıyorlardı. Şurada da su çekecekleri şeyler var. Bakın. İşte muhtemelen şuraya da itfaiyeciler falan oturuyordu. Eskiden üretilmiş olan araçların maketlerinin bulunduğu arkamızda bir sergi var. Muhteşem, çeşit çeşit, renk renk, desen desen minicik arabalar var. Tramvayların ve vagonların olduğu bölümdeyiz. Biraz sonra Abdülaziz'in saltanat vagonuna gideceğiz. Eski ışınlanmış gibi hissediyorum. Eski bir trenin içindeyiz şu anda. O kadar güzel ki camları falan açılıp kapanabiliyor. Bakın. Çevirerek açıp kapatabiliyorsunuz. Şurada bir tuvaleti var. Açılmıyor sanırım. İşte bagajlarını koydukları yerler. Birleşik Devletleri'ne ait Headless Harem adlı uçak 1943'te Romanya'nın petrol rafinerisine yapılan saldırıya katıldı. Tam hedefe yaklaşırken uçağın burun kısmından girerek patlayan bir uçak savar mermisi bu kısımda büyük tahribata neden oldu. Uçak ağır bir yara almıştı. Hızla dönüş yolculuğuna başladılar. Ancak kısa bir süre sonra bunu gerçekleştiremeyeceklerini anlayıp Türkiye'nin Akdeniz kıyılarına inmeye karar verdiler. Manavgat civarlarında uçak irtifa kaybedip şiddetle denize çarptı ve hızla battı. Pilot ve yardımcı pilot uçaktan hiç çıkamadılar. Tam 52 yıl boyunca Akdeniz'in tuzlu sularında yatan Headless Harem, 1995 yılında kurtarma çalışması sonucu birçok parçasını kaybetmiş halde gün ışığına çıkarıldı.
hakkında fikirlerime gelecek olursak, güzel bir müzeydi. Her şey vardı içinde ama her şey denizaltı bile var yani, daha ne olsun. Çok güzeldi. Ufkumu açan bir müze oldu. Gezmenizi, görmenizi tavsiye ederim. O güzel insanlar güzel atlara binip gitmişlerdi. Ben de jetime binip gideceğim.